Yapı denetim şirketi ne yapıyor hocam? Ben müteahhitim. Siz benim mühendisimsiniz birlikte çalıştık. İsterseniz çalıştım. siz bir takım görseller hazırlamıştık. Evet, tabii, tabii. dört numaralı görseli koyalım. Ben, ben size... Selda bir... dört numaralı <gülüyor> görseli <gülüyor> verir misin bize? evet. Efendim şimdi burada üstte yapı süreci diye. Bu bir akış diyagramı. Yapı sürecini anlatıyoruz. Özetlemeye çalışıyoruz. Evet. Yapı sürecinin temelde iki, iki bölümü var. Sol tarafta proje süreci, sağ tarafta inşaat süreci. Proje sürecinden neyi anlıyoruz? Bir kere projenin yapımı. Yani depreme dayanıklı bina projesi. Tabii bu neyle başlıyor sistem? Mimari projeyle başlıyor. Ondan sonra mühendis devreye giriyor. Aslında mimarla mühendisin beraber çalışması lazım ama Türkiye'de pek olmuyor maalesef. Mimar çalışmasını yapıyor, mühendise veriyor. Mühendis işte deprem yönetmeliğine göre, mühendislik kurallarına göre, yalnız deprem yönetmeliği değil, bir sürü başka kural var. Diğer yönetmelikler, mesela betonarme yönetmeliği, efendim, diğer çok sayıda mesela temellerini dizayn ediyorsanız, başka yönetmelikler var. Buna e, göre hı. projeyi yapıyor. <laughs> Şimdi projeyi yapmakla iş bitmez. Projenin kontrolü lazım. Bakın, hemen onun sağında proje denetimi yazıyor. Hı hı. Şimdi Türkiye'de maalesef olmayan bir şey bu. Olması gereken fakat olmayan. Hı, hı Tabii projenin nasıl yapıldığını da vaktimiz olursa onu da anlatacağım ama şimdi özetle geçiyorum. Proje denetimi ne kadar iyi mühendis yaparsa yapsın birisinin onu mutlaka denetlemesi gerekir. Olur bir hata yapabilir bir yerde. Niye? Çünkü bugün efendim binalar yıkılıyor müteahhit malzemeden çalmış. Yok bu, bu, bu işin sadece ufak bir kısmı. Olay buradan başlıyor. Yanlış bir proje yapıldıysa, yanlış sistem kurulduysa, yanlış analiz yapıldıysa problem oradan başlıyor. Belki de bina onun için yıkıldı. Bu projenin hazırlanması aşamında inşaat mühendisi, mimar başka kimler oluyor? E, prensip olarak yani e, yapısal projede bu ikisi önemli. Tabii hmm. elektrik, mekanik mühendisleri de devreye giriyor, tesisatlar vesaire. Ama iki tane ana şey mimar ve şey tabii mimar ve mühendislerin işbirliği konusunda çok problemlerimiz var ama şimdi yok, atmayalım yok. konuyu. Evet. Şimdi projenin yani mühendislik projesinin bu taşıyıcı sistem projesi depreme dayanıklı projenin denetimi Türkiye'de maalesef yapılmıyor. Yapıldığı varsayılıyor. Bu yapı denetim sürecinden bahsediyorsunuz. Tabii efendim şimdi bizim e, yapı denetim şey 1999'dan sonra ee, bir yapı denetim sistemi getirildi. Kanun, iki tane kanun hükmünde kararname yayınlandı. Fakat bunlar kısa sürede Anayasa Mahkemesi tarafından bir takım hukuki gerekçelerle iptal edildi. Nasıl anlatır mısınız nasıl olduğunu? Onu? Yani 99 depremiyoruz ama <laughs> yok ama anlamaya çalışıyoruz. Çok önemli. Yani 99 depreminden sonra bir evet. yönetmelik geliyor. Bu Hemen şeyden bahsediyorum bu yetki mühendislik meselesinden. Şimdi aynen şu anda da 99'daki durumu tekrar yaşıyoruz. Yani <laughs> O zaman da aynı durumdaydık. Bu azam bir e, hasar ve azam kayıplar. Herkes şaşırmış durumda. Ne yapacağız? Büyük bir kamuoyu ilgisi efendim. Büyük bir kamuoyu ilgisi. Büyük bir kamuoyu ilgisi. Tabii zaten bilinen problemler ortaya çıkıyor. Şimdi de bildiğimiz şeyler olmadığı için bu şeyin biz bunları gayet kolaylıkla teşhis ediyoruz niye böyle bir şey olduğunu. O zaman da teşhis ettik. En büyük problemlerden biri de denetimdi. Ve e, o zamanki hükümet e, tabii o, o günkü ver şey havayla yani o bir, özel bir atmosfer e, derhal bilim adamlarını tecrübeli bürokratları mobilize etti ve e, Ankara'da e, o zaman yüksek fen heyeti vardı bu endürik bakanlığında iki tane şey hazırladı e, kanun hükmünde kararname hazırladı bu bunun birincisi ciddi bir yapı denetim sistemini oluşturdu. Yapı denetimi deyince bakın yine aynı şeye dönersek yapı denetiminin de iki kısmı var. Bir projeyi denetliyorsun. Bir de bil fiil inşaatı denetliyorsun şantiyede. İkisini de yapmak lazım. Bu ikisini de kapsayan bir model kurdu. Gayet güzel. Ama şimdi esas problemimize geliyoruz. İnsan gücü. Kim denetliyor? Kim yapacak? Ya ehil insanlar olması lazım. Liyakat hocam, liyakat. Liyakat evet. İkinci yönetmelik, ikinci kanun hükmünde kararnamede çok iyi bir şekilde hazırlandı. Çok esaslı bürokratlar vardı hakikaten. Çoğu rahmetli oldu. Hepsini rahmetle an an anmak isterim. Ee, bu o, bu altyapıyı, insan altyapısını, liyakatli altyapıyı tanımlayan bir sistem getirildi. Neydi adı onun? Şimdi efendim bunun şey uzman mühendislikti. Ha, bu şey yetkin mühendislik diye anlatan evet, şey. Yetkin mühendislik konusu aslında bizim daha 1980'lerden beri özellikle benim şahsen çok çok üstünde durduğum bir konudur. Yetkin mühendislik bütün dünyada mevcut olan bir sistemdir. Ne demek? Ehil sistem. Yani liyakatli mühendisi. Yani üniversite Bilgili diplomasını mühendis. alıp gelip hemen ertesi gün 60 katlı binayı denetleyemiyor. Hayır. Ama şimdi şu anda hala yok. Şu anda dediğiniz arkadaş 60 katlı binayı denetliyor. Daha sonra denetlemiyor ki. Anladık denetlemediğini. i̇mza atıyor gidiyor. Tabii. Ama işin tuhafı şu hocam. O imza yetkisi var. Evet. Yani üniversiteden mezun oluyor. Ertesi gün asla denetleyemeyeceği. Ya. Yani o şu diploma hangimize yetti? Ben pozitif bilimler okudum. Hani siz hocamsınız benim ama o diploma okuldan bittiği okul bittiği gün kimseye yetmez o mesleği yapmak için. Dünyanın hiçbir yerine yetmiyor. Evet. Anlıyor evet. musun abi? Doğru. Ve bunun için dünyanın çeşitli yerlerinde hocamın biraz sonra daha detaylı eminim anlatacağı gibi mezun olduktan sonra muhtelif imtihanlardan geçmen lazım ki profesyonel mühendis, profesyonel jeolog olabilesin. Ve bu sertifikaları almak kolay değil. Çok zor. Bunun yapılması lazım. Şimdi biz bunu yap. Onu, onun için yani bir hazırlık bakın, yapmışlar. Yani o iki tane şey. Hocam 99'da yapmışlar hem de ya. Evet, İnanılmaz evet. bir şey. Yani, yani 23 yıl önce yılının, yılının yapılmış. başında bu iki kararname yayınlandı. Fakat kısa bir süre sonra iptal edildi. Nasıl edildi iptal? Anayasa Efendim, mahkemesi. Anayasa mahkemesi. Bir, parti bir takım hukuki şeylerle yani teknik bakımdan kimse. <laughs> ama şikayet var. Var şikayet. Ha. Çünkü bir takım insanların işine gelmedi mi? Ha. Erbakan şikayet ha. ediyor. Bakın bu çok önemli. O, onun partisi etti. Onun partisi evet. etti veya. bu ee, çok mühim. Yani ama zaten yani özellikle müteahhitler falan hiç hoşlanmadılar tabii böyle bir şeyden. Bu çok gerçekten çok acı verici bir şey. Evet. Yani Türkiye aslında Şimdi bakın liyakat meselesini 99 depreminden sonra <laughs> görüyor. Bununla ilgili uzmanlar bir kanun hükmünde kararname hazırlıyorlar. Diyorlar ki mühendisler buraları denetleyecek mühendislerin şu 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 özelliklere sahip olması lazım. Her mühendis bunu denetleyemez. Bu belirleniyor. Bu bir ay sonra Anayasa Mahkemesi tarafından ha, iptal. Ha bir gelsin. dakika. Politikacıların şikayeti üzerine. Evet tabii politikacıların şikayeti. Bunun var. altını çizmek lazım. Partilerin şikayeti üzerine. Ama enteresan bir şey o zaman mühendislerin bir kısmı da karşıydı. Mühendisler yani, niye karşılardı buna? İşlerin karşı geldi. Bilmiyordu. Bazılarının işine bir gelmedi. Yani bilmiyorlardı. Ama 99 depreminden sonra hepsi anladılar ki evet 99 depreminden sonra mühendisler de bunu desteklediler. Hala destekliyorlar. Bu bizim tek kurtuluş yolumuz aslında. Bakın yani şimdi iyi, de aynı şey. Aynı şey. Ya bugün ama, de aynı şey konuşuyoruz. Ama bakın Candaş Bey 24 sene geçti. 24 sene önce bu sistemi kursaydık bugün geldiğimiz noktayı düşünün. Az zaman mıdır bu? Çeyrek asır neredeyse. Evet. Kaybettik bu zamanı.